Merhaba sevgili canım, hoş geldin. Bayburt'a Avrupa, benden de selamlar olsun ne inşallah. güzelsin, ne güzelsin. Maşallah, yine çok güzelsin, zindesin, Canımsın. harika Sen güzel görünüyorsun. bakıyorsun. Sen Canım, güzel baktığın için güzel canım. görüyorsun. Kalbin güzel canım benim. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Özledim seni. İyiyim, iyiyim, çok şükür, teşekkür İzliyorum ederim. Her şey yolunda. her akşam seni Hakikaten izliyoruz. özlemişim, Vay hakikaten canım. özlemişim seni. Vay canına. Ne kadar oldu bilmiyorum ya. Şeyler tabii, ekip arkadaşlarım bayılıyor. Onlar takip ediyorlar senin gelme zamanını. İnanılmaz yani. Onlar Aa, takipteler. ne güzel de bir ekibim var. Kutluyorum onları. Ne kadar Canım. hassas, naif, dikkatli, çok güzel bir ekibim var. Kutluyorum onları. Canım, çok teşekkür ederim. Güzelliğim. Bu arada şeydeydim, Azerbaycan'a gittim Evet, geldim. Orada gördüm, her izledim. gün Ne seni kadar güzel bir andım. yer, değil mi? Can Ya. kardeş, Can Azerbaycan. Hem de Biz de nasıl? Haziran ayında oradaydık. Nasıl güzel insanlar, nasıl güzel ruhlar. Bizim yol arkadaşlarımız dünyanın neresinde olursa olsun sanki yıllardan beri tanıyormuşuz gibi gittiğimizde buluştuğumuzda bir bütün olabiliyoruz yani. Ben de Almanya'daydım. Geçen hafta geldim. Senin arkandan Bizim ben taklit. Ben Kasım ayında Almanya'dayım. Ben birkaç ay sonra gidiyorum senden. Evet, ben de başladım. Can, harikasın. can. Ne Güzel güzel. dostum. Kasım ayında inşallah bir ara tekrar yollar kesişecek. İnşallah. Kasım ayında ben de Almanya'dayım. Almanya yurt dışı ilk seminerim olacak inşallah. Ondan sonra bir Amerika gibi görünüyor. O bizim de Bali Norveç gibi gözüküyor. görünüyor. Bali ve Sydney, Avustralya gözüküyor. Bizim de ışık aşamaları eğitimlerimiz orada Haydi olacak bakalım. dördüncü level'larla. İnşallah. Allah yolumuzu açsın. Işığa Amin. hizmet eden, aydınlık tarafta olan ve Amin. doğru ruhlarla buluşmayı sağlayan bu etkinliklerde gerçekten ruhlara ve canlara dokunuyoruz. Ben Almanya'daki yol arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duydum. O kadar bilinçli, o kadar farkındalığı yüksek insanlar ki, yani sanki hazırlanmışlar bu yolculuğa çıkmak için. Benzer ruhlar, zaten aynı frekansta olanlar buluşuyorlar ve yollar açılıyor. Şükürler olsun, senin de öyle. Yol arkadaşım benim. Canım benim, bir taneciğim. Evet, ben yine çekiliyorum kenara seni dinlemek. Arada sırada seni dinlendiririm yine. Evet. Aydınlanmak için arınmak. Yani önce arınmak demişsin. Kesinlikle önce arınmak demişsin. Bekliyorum ben. Şöyle kenara çekip seni dinliyorum güzel can. Yani gerçekten birinci basamak arınmak, temizlenmek, saflanmak, sonra o tohumları ekmek. Zaten kendiliğinden yol alıyor. Ekilen tohumlar hazırsa o bilinç boyutu kendi yolunu buluyor. Arayışla bir şekilde önüne çıkan her mesajla kendini bu yolculuğa hazır hissederek çıkıyor. Ama arınma olmadan, bir bataklık temizlenmeden, bir bataklık kurutulmadan ekilen hiçbir tohum meyve vermez maalesef. Ne kadar eğitim alırsan al, ne kadar kitap okursan oku, ne kadar video izlersen izle. Önce bir kendi içsel yolculuğunda kendini saflaştırman gerekiyor. Birçok öğretide bu var aslında. Yani fizik ve kimya eğitiminden geldiğim için hep merak ederdim. Entropi, termodinamik kimyası. Entropi de diyor ki maksimum düzensizlikte minimum denge. Her şey karışık. Sonra dengeye geliyor. Tıpkı varoluşun Big Bang patlamasında tüm sistemlerin oluşması gibi. Tıpkı bizim atalarımızdan bize kalan sözlerden sular bulanmadan durulmaz. Bir karmaşa olmadan bir düzen olmuyor. O karmaşa içerisinde yol bulmaya başlıyorsun. Bir sorun olmadan cevap aranmıyor. Bir sıkıntı olmadan arayışa geçmiyor. O biraz sistemin bizi dürtme şekli. Biz bununla yola çıkıyoruz. Sadece bu değil. Aslında biz fiziksel, fiziki bedenler içine girmiş ruhsal varlıklar, içimizde ne kimlikler, ne egolar, ne duygu ve düşünceler, ne enerjiler, ne karmik döngüler ve karmalar barındırarak geldiğimizi bir bilsek, aslında uyanışımız başlar. Gerçek zannettiğimiz bu illüzyondan ve simülasyondan çok kolay çıkarız. Gerçek boyutu ve evrensel boyutu çok daha iyi algılayabiliriz. Ama öncelikle bir niyet etmemiz gerekiyor. Bırakmaya. Neyi bırakmaya? Egoları bırakmaya, şüpheleri bırakmaya, beklentiyi bırakmaya, korkuyu bırakmaya, takibi bırakmaya, seni senden alıkoyan, gerçek özünle buluşmanı engelleyen her ne varsa
bir onları bırakmak gerekiyor. Bırakmak ve saflaşmak. Kuantum fiziğinde zero point noktası, sıfır noktası diye bir nokta vardır. Mutlak sıfır noktası. Çok ilginçtir. En düşük enerjili hal. Yani en düşük minimum enerjili halde tükenmişlik söz konusu aslında. Sıfır noktası. Fakat çok ilginçtir ki atomlar bu sıfır noktasında en ideale yakın davranırlar. Nasıl ya? Atomlar bile sıfır noktasında ideale yakın nasıl davranır? Kimyadan bahsedeyim. Maddenin fazları vardır. Katı sıvı gaz ve işte plazma fazı. Gaz fazında bir gaz molekülünün en ideal davrandığı an düşük basınç, yüksek sıcaklık ve kinetik enerjisinin yüksek olması. Şimdi diyecekler ki bu kadın hep böyle bilimsel anlatıyor. Ne anlatmak istiyor? Bir gaz taneci bile üzerindeki baskı kalktığında kendi gibi ideal davranıyor. Hani bize yüklenen tabular, sınırlar, korkular, kaygılar, doğuştan geldiğimiz aile, coğrafya, işte dinler, ırklar, mezhepler, eğitimler, politikalar bizim üzerimizdeki basınç gibi, bir gaz tanecinin üzerindeki baskı gibi aynı. Sıkıştırılmış bir gaz tanecini bir tüpe sıkıştırabildiğin gibi serbest bıraktığında bütün bir alana yayılabilme özelliği var. Bütün bir alanı doldurabilen bir molekülün bu kadar sıkıştırılmayla özelliğini kaybetmesi, hatta gazdan çıkıp sıvıya dönmesi, kendi özelliğini kaybetmesi. Aynı işte kimyanın da anlattığı bu, elektronların, atomların anlattığı da bu, termodinamiğin de anlattığı bu. Hermetik öğretilerde anka kuşunun yakıp kendini küllerinden yeniden doğması da bu aslında, saflaşmak ve özne dönmek. Sadece zero point noktası değil, yani aslında bizim var olan potansiyelimizi tasavvufta da böyle anlatıyor. Yani hiçlik makamına gelmeden önce kendini arındıracaksın. Hamdım, piştim, yandım. Hamlık aşamasından geçip pişmek, işte bu sınavlardan geçmek, içinden geçmek, kaçmak değil. Kaçmak değil, yüzleşmek. Yüzleştiğin her şeyi arkanda bırakmak aslında. Arkanda bıraktığın her şey aslında geride bıraktığın, aştığın ve üstesinden geldiğim bir zorluktur. Biz bu zorluğun içinden geçmeyi bilirsek eğer, bize katacağı çok değerli öğretiler var. Her zorluk bir sınav. Dünya dersler okulu diyoruz ya, yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizi bizden etmek için değil, bizi biz etmek için aslında. Bizi tamamlanma yolculuğunda içinden geçmemiz gereken bir yoldan götürüyor. Şimdi tasavvufta fena fillah, beka billah aşamalarına gelebilmek için hiçlik noktasına geçebilmen gerekiyor. Hiç olmak için o hamlıktan pişme noktasına, yani acılardan, çile evlerinde çekilen çilelerden, egolarını bırakmak, saflaşmak, yalınlaşmak, içindeki yaradanla bağlantıya geçmek, kim olduğunu bilmek, nereden gelip nereye gittiğini bilmek, yaşam amacını gerçekleştirme yolculuğunda bu hedefe uygun adımlar atabilmek. Biz zaten bu varoluşa gelirken kontratlar yapıyoruz. Yani özellikle bilgelik yolunda rehberlik yapan birçok ruh binlerce defa, reenkarnasyondan bahsetmiyorum, binlerce defa yaşamı deneyimlemiş tecrübeli ruhlar. Ve kontratlar, ahitler imzalayıp yaşama gelirken birçok şey bize unutturulur. Ve biz yeniden bu kendini keşfetme yolculuğunda yaşadığımız olaylarla dikkatimizi çekerler. Yani sistem bir şekilde görevimizi bize hatırlatır. Ha, görevi hatırlamaktan uzak biz dünya yaşamına takılırsak, materyalist bir yaşamda dünya isteklerine, hırslara, egolara, maddi bolluk, bereket, kazanç, işte başarı, kariyer, insanların sırtına basarak çıkmak, haklar yemek, haksızlıklar yapmak, yargılamak, kıyaslamak, eleştirmek, kötülük yapmakla bize tanınan bu seçilmişlik hakkını kötüye kullandığımızda maalesef yaşam amacını gerçekleştirmeden buradan o hakkı kötüye kullanarak gelmiş ve geçmiş oluyoruz. Hani diyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de de bahsedildiği gibi kıldan ince, kılıçtan keskin Sırat Köprüsü. Dünyada bu. Nefsinle beraber yaptığın mücadele. Egolarının, nefsini yenmek, nefsini terbiye etmek ve dünya hayatında o köprüden geçebilmek. Cennet ve cehennemse senin kendi seçimlerinin sonuçları. Kendi ektiklerinin, biçtiklerinin sana kattıkları. Bonuslar kazanabilirsin. Burada bu dünyada yaşarken cennetini oluşturabilirsin. Ya da bu artı
eksi boyuta geçip negatif alan anlamda seni aşağı çeken tüm karmalarla beraber kendi cehennemini yaratabilirsin. Bütün bunlar senin seçimlerin. Yani aslında her şeyin nedeni biziz. Her şeyi belirleyen de biziz. Tasavvufta olmaktan bahsediyoruz ya, diyoruz ki her şey sensin. Sen her şeysin. Aslında hiçlik noktası. Yani Mevlana'nın dediği gibi, yani varlığın kapısı hiçlikten geçer, yokluktan geçer. Sen buradan geçtiğinde zaten birçok şeyin üstesinden gelmiş olacaksın. Hiçlik noktası çile ve acılardan geçmeyi gerektirmiyor. Bugün günümüzün şartlarında o kadar çok şey gelişti ki artık içinden geçtiğimiz uyanış ve aydınlanma çağında ruhların çoğu bilge. Bilge ruhlar, çocuklar bile, yani 2000 yılından sonra gelen çocuklar bile çok aydınlanmaya hazır. Bu çağın koşullarına adapte olamayan, uyum sağlayamayan bir kuşak. Fakat doğru yönlendirme, doğru şekillendirmelerle, doğru eğitimlerle ve onlara yaklaşımlarla bu aydın çocuklar, bilge çocuklar çok güzel kazanımlar katabilirler tüm yaşama ve hepimize. Dünyanın fani işlerinden ayrılıp Allah aşkına bağlanmak, içindeki öze bağlanmak aslında. Yaradan'ın senin içinde bir öz olduğunu, şah damarından sana yakın olduğunu farkına varıp ve burada kendi içine dönmek, dışarıda ne oluyorsa oluyor. Gürültüyü, kalabalığı, kirliliği bırakmak. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Ben yarını nasıl şifalandıracağım? Yarınımı düzeltmek istiyorum. Ben bu hayatta dik durmak, güçlü durmak ve geleceğimi iyi inşa etmek, çocuklarıma, gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmak istiyorum. Hem ruhsal anlamda hem bedensel sağlık olarak iyi bir genetik aktarım, hastalıklardan uzak. Ve bunu işte sağlıklı beslenme, sağlıklı uyuma, spor yapma, bilmem bir sürü teknikler anlatılıyor. Ama bir şey gözden kaçırılıyor. Bütün bunların altında yatan ruhsal iyileşme. Ruhun iyi olduğunda zihnin de iyi oluyor. Ruhun iyi olduğunda kalbin de iyi oluyor. Senin bütün bu doğruları görebilmen için bir kere zihninin yabani otlardan, zehirli sarmaşıklardan temizlenmesi gerekir. Kalbinde iyiliği ve sevgiyi açmış olman gerekir. İçsel olarak dengede ve uyumda olman gerekir. Bütünün iyiliğini düşünmen gerekir. Sadece kendi iyiliğinle değil, varoluşta, tüm dünyasal ailede ne varsa, kediyi, köpeği, doğayı, ağacı, denizleri, ırmakları, havayı, atmosferi, ozon tabakasını, her şeyden sorumlu olduğunu bilmen gerekiyor. Yarınlara iyi bir nesle, iyi bir atmosfer bırakmak istiyorsan. Fakat geleceği şifalandırmanın ve iyileştirmenin, gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmanın yolu bugünden. Hatta bugünden bile olmadığını öğrendik. Biz geçmişten hazır gelen bir takım şeylerin üzerine onları taşıyacağız. Yarını düzeltebilmemin yolu bugünse, bugün ben hayattaysam önce geçmişten gelen aktarımları düzeltmem gerekir. Bunu nasıl yapacağım? Özellikle bizim genotip ve fenotiplerle bize aktarılan genetik hastalıklar, kadersel bağlar, anneden babadan, anneden o kadar çok şey alıyoruz ki. Annenin mitokondrisinden. Sadece kız çocuğu olmak değil, zeka bile anneden geçiyor. Annenin genetik yapısı, annenin algısı, annenin bilinç boyutu, annenin zekası, annenin nasıl bir evlilik geçirdiği, annenin bizi hamileyken nasıl bir hamilelik süreci geçirdiği, bizi büyütürken bize ne kattı, hangi dozlarla bizi büyüttü, nasıl bir ailede dünyaya geldiğimiz, nasıl bir coğrafyada dünyaya geldiğimiz, bize empoze edilen düşünceler, doğru zannettiğimiz yanlışlar, üzerimize örülen kabuklar, konan sınırlar, duvarlar ve biz istenen, beklenen, programlanmış kişiye dönüşüyoruz. Gerçekte biz o muyuz? Nedense çocuklarımızı kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Onlar bizi seçip gelen ruhlar olarak kabul edip onun kendi hayatında kendi yolunu bulmasından çok, kendi hayatında kendi olmasından çok, bizim gerçekleştiremediğimiz birçok şeyi gerçekleştirmesi için biz onları aslında yanlış yönlendiriyoruz. Hastalık bir nesil, biz bazen yetiştirebiliyoruz. Bu yüzden annelerin ve babaların da çok aydınlanmış olması gerekir. Aydın bir nesil yetiştirebilmek için. Burada fikirsel aydınlıktan bahsetmiyorum. Ruhsal aydınlanmadan bahsediyorum. Hangi düşünce sistemine ait olursanız olun, hangi dine ait olursanız olun, hangi mezhebe ait olursanız olun, her şeyden önce ruhsal olarak iyi bir insan olmak, erdemli bir insan olmak, kalbinde iyilik, yüreğinde sevgi, zihninde başkalarının iyiliğini düşünen düşünce formlarıyla yetişmiş bir aydın, ruhsal olarak aydın bir nesil yetiştirebilmek için önce annenin babanın aydın olması gerekiyor.
Peki ben annemi babamı seçerek geldim. Kayıtlar öyle diyor, spiritüel kayıtlar. Bu anneyi seçemem, bu babayı seçemem. Zaten şanssızlıklarla geldim. İşte biz zaten milli mücadele yıllarından geçen bir ırkız. Kurtuluş Savaşı'ndan gelen bir ırkız. Bizim geçmişimizde yokluklar var, kıtlıklar var, savaşlar var, mutsuzluklar var. Savaşa gidip ölüp şehit düşen dedelerimiz var. Yalnız çocuk büyüten ninelerimiz var. Bütün bunların bizde yarattığı sıkışmış enerjileri çözmemiz gerekiyor. Kimse diyor ki böyle anlatınca ya atalardan geçen yükler geçmez. Allah kimsenin şeyini, günahını kimseye devretmez. Kardeşim bu olay o değil ya. Bu farklı bir şey yani. Bu artık genetik aktarım diye bir şey var. Epigenetik, morfogenetik alandan geçen bir aktarım var. Biz bunu bazen bilinçsizce yapıyoruz. Bütün genetik kodlarımıza işleniyor. Ailede yaşanmış tüm suçlar, üstü örtülmüş, konuşulmamış hesaplaşmalar, delirmiş biri, aldatma, cinayet, hapse girip çıkan biri ya da işte bağımlı biri, hiç evlenememe mesela, evlilik olayının gerçekleşmemesi ya da ayrılıkların hep gerçekleşmesi ya da ailede bir göç olayı varsa, savaştan kaçmışlarsa, o insanların köklenme sorunları varsa, bir yere kendilerine ait hissedemezler. Ondan sonra çıkan nesillerde annenin geçmişte yaşadığı her şey, anneannenin geçmişte yaşadığı her şey. Bende benim anneannemin genetik hücresi var. Sende de senin anneannenin var. Senin anneannenin de ondan önceki anneannesinden kalanlar var. Yani bizler birbirimizden mirası devralıyoruz artık. Evet, onun suçu ona ait. Onun hatası ona ait. Onun yaptıkları ona ait. Bana ait değil. Ama bilinçsiz bağlılık diye bir şey var. Alıp biz bunu kopyalayabiliyoruz. Bize öğretilen birçok yanlışlarla, donelerle biz çocukken bunlarla şartlanarak beynimiz bunlarla işleniyor. Ya üstü örtülü suç duyguları vardır, konuşulmuyor. Ya da hakikaten yanlış aktarılıyor. Sana hamileyken ben seni doğurmak istemedim biliyor musun diye bir aktarımın çocuğa aktarılması. Ya da işte senden önce kardeşin öldü, işte biz çok üzüldük, seni yok saydık. Bunu bilen bir çocuğun bununla büyümesi. Bir annenin o çocuktan önce kürtajı, düşüğü, ölü doğumları. Rahimde o enerji kalıyor. Annenin rahminde o yas enerjisi kalıyor. Anne o yasla, o kürtaj ve düşük bebekle iyi bir vedalaşma yapmadıysa, yası ile ilgili bir o kontrat iptalini yapmadıysa, rahimdeki enerjisini düzeltmediyse, rahim deyip geçmeyelim. Rahim ciddi bir dişil enerji potansiyeli. Dişil enerji deyince seksapalite, libido falan değil. Dişil enerji, uyum, ahenk, sevecenlik, şefkat, sarıp sarmalamak, üretmek, bereket kapısı, doğurganlık zaten bereket kapısı. Anneyle olan bağlantı, senin bütün karşı cinsle olan ilişkilerini etkiliyor. Sadece karşı cinsle olan ilişkilerini değil, hayatta başarı, kariyer, yükseliş, kabul görme, takdir edilme, onaylanma, daha neler neler. Biraz sonra çakra sistemlerini arınmalarda çakra sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Sadece burada geçmişten başlamamız gerektiği konusunu söylemeye çalıştım. Yani biz aslında bu yaşamda getirdiğimiz birçok şey bizimle beraber bizden önce başladı. Hani bir kitap var diye okumuşsundur belki. Her şey senden önce başladı. Okudun mu? Evet. Ya. Evet. Bir kez daha okumak lazım onu. Her şey Evet. senden önce başladı. Aile diziminin hakikaten önemli kitaplarından bir tanesi. Evet. Şimdi Bir yıllarca tane daha ailemizi var. Şeyin kök, sevginin kökleri. evet. Köklerinden getirdikleri. Hı. Kökler diye çok eskiden bir dizi de vardı aslında. Köklerimiz bizim yaşamda bağlanma nedenimiz. Dünyaya ait hissedemiyorsak, kendimizi güvende hissedemiyorsak, tutunamıyorsak, maddi bolluk, bereket, kazanç zenginliğinde sorun yaşıyorsak, hiçbir yere ait hissetmiyorsak, bir yerde uzun süre kalamıyorsak, durmadan bir görev değişikliği yaşıyorsak ya da para, bolluk, bereket de paranın akışında sorun yaşıyorsak, hiçbir zaman ev alamıyorsak, mal, mülk edinip köklenmek yani bir toprak sahibi olmak, orada kalmak, orada üremek, çoğalmak, işte orada oralı olabilmek. Yapamıyorsak bu bizim köklerimize ciddi bir sıkıntı olduğunu gösterir. Bizim
Aile dizimi eğitimleri çok aldım ama daha sonra ben yedi kuşak soy ağacı çalışması geliştirdim. Başka rollere girmeden, tiyatral bir alan oluşturmadan kişinin kendi soy ağacıyla bağlantısını kendi kendine transandantal meditasyon kuantum alanında bir proseslerle ve belli ritimlerle o enerji alanına göz bantlarıyla insanların kendi yedi kuşaktan yukarıya doğru çıkarken, köklenirken genellikle dördüncü beş 7, 6, 5'i pek göremiyorlar ama 4, 3, 2 en çok bir anne baba kuşaklarında oluk oluk gözyaşları akıtmalar. Her şeyleri görebiliyorlar. Bazen ben de şaşırıyorum bu kadar yüzleşme nasıl oluyor gerçekten. Kişi isterse tüm bağlantıları kurabiliyor. Kuantum alanında kendi köklerinde bağlantıyı kurup. Ha burada amaç travmayı bul, travma geçsin değil. Biz burada travma bulmaya çalışmıyoruz. Biz burada travmaları iyileştirmenin, o sıkışmış enerjiyi boşaltmanın bana ait değil. Senin tecrüben sana ait. Seni kabul ediyorum. Olduğun gibi onurlandırıyorum. Ama bu benim hayatım. Ben bilmeden senden ne kopyaladıysam sana teşekkür ediyorum. Tüm güçlü yanlarını alıp sevgiyle kabul ediyorum. Ama senden bana akan bu enerjiyi şu andan itibaren kesiyorum. Çünkü kendimi ve benden akacak olan tüm yeni nesillere sağlıklı enerjiyi aktarmayı kabul ediyorum. Bir kişinin kendine bunu diyebilmesi çok önemli. Burada çok önemli bir kuantum alanında ciddi bir şifalanma gerçekleşiyor. Bacaktaki ağrılardan vazgeçtim. Tutukluklardan, yürüyemeyenlerden vazgeçtim. Onlar zaten biyolojik iyileşme. Bana gelen mesajlar, bizim geçen hafta Almanya kampımızdan gelen mesaj, yıllardan beri çözülmeyen miras konusunun çözüldüğü ile ilgili. Ben de şaşkınım. Kişi ne kadar sağlam bir bağlantı kuruyorsa o kadar iyi bir çözülme oluyor. Ve biz bu yedi kuşak çalışması öyle online. Diyorlar ki mesela geçen gün ben sevgili takipçilerimi birazcık mutlu etmek istedim. Dedim ki size, sizi unutmadım. Bin Nur Duman kamplarda, seanslarda, kitabıyla, işte imza günlerinde size canlı yayında şifa çalışması yapacağım. Ne istiyoruz? Yedi kuşak soy ağacı. O öyle online şeyde olacak bir şey değil ki. Canlı yayında, Instagram'da olan bir çalışma değil. Onun için kamplarda ayakta yere basıyoruz, toprağa basıyoruz. 1,5 saat kalınması gereken farklı bir çalışma. Peki geçmişte o akan enerjiyi dönüştürebiliyorsam, annemden, babamdan, anneannemden, dedemden, babamın ve annemin, atalarının köklerinden bana geçen hastalıklar, genetik aktarımlar, korkular, suçlar, her neyse. Bu alanda şifalanmayı kendime yaptım. Sonra kişinin kendisini düzeltmesi için tüm yaşadığımız her şey, duygular kayıt tutar. Görüştüğümüz insanlarla bile aynı nöronlarla sen bana güzelsin diyorsun, bu bana geçiyor. Sen bana kötü bir şey söylesen, kötü bir şey düşünsen bu bana geçiyor. Aynı nöron aynı anda aynı duyguyu, o düşünceye bağladığın, o cümleye bağladığın duyguyu bana yansıtıyor, bana bunu hissettiriyor. Ben seni hissediyorum. Amerika'da söyle, bu duyguyu hissediyorum. Ta İstanbul'da birinin benim hakkımdaki konuşmasını hissediyorum. Ay diyorum ya, yazıklar olsun diyorum, işte uzaklaşıyorum. Ne savaş ne kavga. Olgun insanın yapacağı tek şey mesafe koyup kendini korumak. Kendi enerji alanını korumak. Kısacası bizim yaşamda görüştüğümüz insanlar, hayatımıza aldığımız insanlar, cinsel birliktelik yaşadığımız insanlar, eşlerimiz, partnerlerimiz, birlikte çalıştığımız insanlar, herkesten bir transfer alıyoruz. Eterik bağlarla, auralardan geçiyor. Duygular çakralardan geçiyor. Çakralarda bir tıkanma olduğunda senin ruhundaki enerji santralleri çalışmıyor. Elektrik akmıyor. Bir yere elektrik gelmese ne olur? Karanlık olur. Orada sistem çalışmaz. Tüm elektrikle çalışan tüm sistemleri düşün. Evini düşün. Buzdolabın, televizyonun, internet ağın, bilmem neyin, oyun, buyun, bilgisayarın, her şeyin elektrikle çalışıyor. Senin bedeninde elektrik akımını sağlayan santrallerinde o enerji taç çakrandan girip de akmıyorsa, sende bir tıkanıklık varsa, hangi duygu nereyi tıkıyor bakmak gerekir. Köklere tıkıyorsa, köklerindeki tıkanıklığı, o çakradaki sıkışmış enerjiyi açmak gerekir, aktive etmek gerekir. Bak o zaman nasıl maddi bolluk, bereket, para akışı. Dün dedim ya, canlı yayını 2 gün önce canlı yayın yaptım. Maddi bolluk, bereket çalışması yaptık parayla. Bir gün senin canlı yayında da böyle bir izleyicilerimize böyle bir çalışma hediye edelim. Bir tane üniversite öğrencisi yazmış, hocam diyor, ben öğrenciyim. Gerçekten de maddi anlamda ihtiyacım vardı. Sizin çalışmanıza da hiç inanarak yapmadım. Bugün beni aradılar, bana burs çıktı biliyor musunuz diyor.
Sizin dediğiniz Aa, çalışmayı muhteşem. evet ya vallahi Çok söyledim de sevindim. paylaştım. YouTube kanalına Yaparım yüklediğim inşallah. için. Evet. Gerçekten çok mıknatıs gibi bir çalışma. Benim takipçilerim hediye olsun diye yaptık. Kısacası kök çakranı aktive ettiğinde hem annenle hem babanla olan ilişkilerini düzenlediğinde çok önemli. Nasıl çok önemli? Ya annemle kavgalıyım, babamla sorunum. Babam hep bizi üzdü, hep annemi aldattı, hep bana şiddet uyguladı. Onun bilmesine gerek yok. Senin için, bu senin için gerekli. Baban için değil. Ama çok ilginçtir. Sen kendine bu çalışmayı yaptığında babanla olan ilişkin de düzeliyor. Baban da düzeliyor. Çünkü aradaki negatif o sıkışmışlığı ortadan kaldırırsan baban da sana karşı pozitif bakmaya başlıyor. Babam bana daha sevgiyle bakmaya başladı. Aa, babam bir değişti ya. Ne oldu? Siz bana yaptığınız çalışmaya babama ne oldu? Kocama ne oldu? Yavrucuğum sen dönüştün. Sen dönüşünce seninle bağlantılı olan eterik bağlardaki o tüm karmik döngüler düzeldi. Annenle düzelmesi ne kadar önemli. Karşı cins bereket, başarı, kariyer, babayla paranın akışı, otorite ile ilgili, devlet kapıları ile ilgili, yaşamla ilgili. Baba ne kadar önemli. Anne ne kadar önemli. Kök çakranı aktive ettiğinde hem annenden hem babandan gelen enerjiyi de açmış olursun. Sonra Bu sakral arada, bölge. sakraldan önce, bu arada insanların ne olursa olsun ben anneyle babayla mutlaka helallaşmaları gerekir. Yani bence anne baba çocuğu caminin bahçesine bıraksa bile onun dünyaya gelmesine vesile olduğu için, burayı deneyimlemesine vesile olduğu için, karnında 9 ay taşıdığı için ve doğurduğu için, ona katlandığı için bence anne ve baba ne olursa olsun, yani o hani özel böyle şeyler var, çok kötü şeyler var, yok tacizmiş bilmem, onun dışında anneyle ve babayla helallaşılması gerekir. Ne yaparlarsa yapsınlar, onlardan helallik almak gerekir diye düşünüyorum ben. Çünkü bolluk ve bereket Kesinlikle, kapısıdır anne ve baba. kesinlikle haklısın. Biz de hep bunu anlatıyoruz. Bir günlük hamilelik bile senin ruh olarak kontratınla gerçekleşiyor. O anneyi de, o babayı da sen seçiyorsun. Ben seçemem deme, zihnin diyor bunu. Ama gerçekte ruhunun seçimleri o anne. Öyle bir anneyle hayata gelmen gerekiyor. Öyle bir babanın evladı olman gerekiyor. Senin ruhsal ruhunun alması gereken dersler için böyle bir yolculuğu senin ruhun seçti. Senin kontratlarında bu var. İnkar edebilirsin, kabul etmeyebilirsin. Ruhsal kayıtlarda bu böyledir. Tabii ki annen olmasaydı sen bugün hayatta olmazdın. Baban olmasaydı sen bugün hayatta olmazsın. Onların genetik şifresini taşıyorsun. Onlar senin ataların, sen onların devamısın. İster kabul et, ister inkar et. Gerçek bu. Ama onları olduğu gibi kabul etmen, onları kendi sınavlarının, kendi hayatlarının kurbanlarının kurbanı olduğunu bilmek, öğrendiklerinin bu kadarını yapabildiğini bilmek, biraz daha bunu kabul etmeyi kolaylaştırabilir. Özellikle direnç gösteren ruhlar için, direnç gösteren kişiler için söylüyorum. Anneni babanı olduğu gibi kabul ettiğinde hayatındaki akışa inanamayacaksın. Anneni babanı sev, sarmala onlarla ki zaten doğrusu o ama eğer bunu yapamıyorsan olduğu gibi kabul edip onların kendi hayatlarının zorlu şartlarının sonucunda kendi bilinç boyutları ve kendi algılarıyla sana bu kadarını yapabilmişler. Bu kadarı bile senin bugün hayatta olmanı sağlıyorsa onlara bir can borcumuz var. Can aldık, bedenleştik ve bu yaşama geldik. Kısacası bu çok önemli. Sonrasında gene hayatımıza aldığımız ilişkileri etkiliyor annemiz. Anneyle öz şefkat almadıysan, bağlanma duygusu yaşamadıysan, yerine bir sürü bağımlılık koyarsın. Öz değer almadıysan, anne özgüven, özümüze ait özgüven, öz değer, öz saygı, öz şefkat, bütün bunlar anneden geçiyor. Annenle almadıysan, bunları kendi kendine tamamlayabilirsin. Eğer bunu dışarıda ararsan, sana değer vermeyen, en ufak bir tatlı dile güler yüze aldanarak hayatına çok toksik karakterleri çekip çok daha acı yaşayabilirsin. Karmik ilişkilerle tamamlanmaya çalışırsın. Oysa karmik ilişki yerine ruh eşini hayatına almak. Gör o karmik işte ilişkide görmem gereken ne, bilmem gereken ne. Kendinle konuş, içsel bağlantını yap ve bu sınav kısa sürsün. Sınavın uzamasının nedeni senin burada anlayamaman.
senin fark edememen, hep benzer ilişkiler yaşıyorsan ya da aynı kısır döngü içerisinde dönüp dönüp duruyorsan, olay aynı, senaryo aynı, oyuncular farklıysa, senin burada görmediğin, kaçırdığın bir şey var. O yüzden bunu burada görüp tamamlanman için o sınavdan çıkman, o girdaptan, o labirentten çıkmanı sağlar. Yoksa yol uzar gider, hayat böyle biter. Gelirsin 60'ını hala daha iyi bir ruh eşini hayatını alamadığın için, evlenemediğin için, mutlu bir aşkı, hatta mutlu bir cinselliği, bizim ülkemizdeki kadınların birçoğunun zaten böyle bir durumu var. Kök çakralarında ve sakral döngülerindeki problemden dolayı karşı cinsle eşlerinle sağlıklı cinsel birliktelikten tut da sağlıklı ilişki kurmaya. Çünkü kendilerine olan özgüvenleri yok. Çünkü kendilerine olan öz değerleri yok. Öz değeri eksik olan bir kadın çoğunlukla rahimle ilgili hastalıkları yaşar. Çünkü rahim neydi? Şefkat yuvasıydı. Öz şefkat yuvasıydı. Uyum ve ahenkti, naiflikti, sevecenlik ve insanlara üretkenlikti. Hayatında kendi başarı ve kariyerinde özgüvendi. Güvenli ilişkiler kurabilmekti ama kendine güvenmekti. Önce kendine güvenmen için bu sistemi bir aktive etmen gerekir. Bu senin hayatına doğru insanların girmesini sağlar bir. Doğru insanı tanımanı sağlar. Sağlıklı ilişki kurmanı sağlar. Sağlıklı ilişkinin yolu bu. Senin kendinle olan ilişkinin sağlıklı olması, özünle olan. Senin kendinle ilişkin iyi değilse her şeyle, dünya ile ilgili her şeyle, parayla kavgan vardır, otoriteyle kavgan vardır, karşı cinsle kavgan vardır, çocuğun oldu çocuğunla kavgan vardır, kayınvalide kavgan vardır, komşuyla tartışman vardır, ya hiç kimse beni sevmiyor. Sen artık gör, olay sende, sende çıkan durumun sana yansımalarını yaşıyorsun. Kendini kurban gibi gördüğünde sen cevabı bulamazsın ki. Bu sınav uzar gider, labirent daha uzun bir mesafe olur. Nereden nasıl çıkacaksın burada? Bir an evvel gör, gör. İşte bu uyanış ve aydınlanma öncesi kendini temizlemeyle. Hani simyada diyoruz ya, simyanın amacı bütün değersiz madenleri altına çevirmekti ya, saflaştırmak, öğütmek, toz haline getirmek, ondan sonra onları damıtmak, süblimleştirmek, buharlaştırmak ve özüne ve altına dönüşürmek. En değerli maden altındı. Her şeyi altına dönüşmeye çalışıyorlardı. Bizim altın halimiz, bize iyi gelmeyen, tüm bizi değersiz hissettiren, bizi bu yaşamda engelleyen, erteleyen, aşağı çeken, mutsuz eden, başarısız eden, bizi bu yaşamda geri bırakan her ne varsa bunları bileceğiz. Bunları bir temizleyeceğiz. Bizdeki bu yabani otları temizlemezsek o bataklıktan çıkamayız. Çiçek açamayız. Kadın ol, erkek ol. Hayatının kaptanı sensin, mimarı sensin. Böyle konuşmak kolay diyorlar da, benim geçtiğim sınavları bir bilseler, yaşadığım sınavları bir bilseler, biz bu yola nasıl girdik? Evet, eğitimler aldık ettik ama bu fırına girmeden sen sen olamazsın. Girdiğinde de çıkmayı bileceksin. Kimse seni buyur gel demiyor. Yukarıyı sana kimse vermiyor. Aşağıyı sen beğenmiyorsun ama kendin tırnaklarınla çıkıyorsun. Hepimiz öyle. Sen öyle olmadın mı? Hepimiz diplerden kendi çabamızla yaslanacağım tek dağ sensin. Şikayetlenmek çözüme ulaşmanı geciktirir. Birisi sana el vermeyecek. Senin elini tutacak diğer el, senin diğer elin. Sensin. Tek kurtarıcı sensin. Bir başkasının gelip senin hayatını kurtarmasını bekleme. Yok öyle bir şey. Zaman. Hayatındaki prens. Yalanlara inanma. Masallara inanma. Bunların hepsi masal. La Fontaine masalı. Gerçek bu. Gerçek acıdır. Ama gerçeği ne kadar çabuk görürsen o kadar hızlı toparlarsın. Eğer içsel olarak huzursuzluk yaşıyorsak, sabahları huzursuz kalkıyorsak, antidepresanlarla kendimizi iyi hissetmeye çalışıyorsak, panik atağımız varsa, anksiyetelerimiz varsa ya da korkularımız, kaygılarımız varsa, huzursuzluk hissediyorsak, içsel olarak solar plexüsünde bir sorun var. Sakral döngüden yukarıya çıktım. Solar plexüs, yaşam sevinci, hayatı sevmek, her şeyi olduğu gibi kabul etmek istiyorsan, yediğinden, içtiğinden zevk almak istiyorsan, mide rahatsızlıkların varsa, bastırdığın duygular varsa, hazmedemediğin duygular varsa, sürekli içine atıp 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 dert ediyorsan, oradaki sistemi tıkadığında sende başka hastalıklar zaten baş gösterir. Orayı bir temizlememiz gerekiyor. Aydınlanma öncesi bak, yani tasavvufta yedi kapı, yedi çakra, yedi yol, yedi kat yer, yedi kat gök, yedi yol, yedi çakra. Ve biraz önce dedik ya, sakral döngü, kendini bilmek aslında. Kendini bilen Rabbini bilir. Önce kendini bileceksin, egolarını yeneceksin, kendinle baş edeceksin. Sonrasında
İçsel denge zaten kendiliğinden geliyor. Bıraktığında dışarıdaki gürültüyü, kavgayı, içsel huzur başlıyor. Yani hayattan zevk almak, sakinlik, sükunet, içinde huzuru bulmak, dışarıda aramak değil. Güneş dışarıda değil, senin içinde. İçinde güneş varsa zaten solar plexus, güneş sinir ağacı. İkinci beyin, tüm düşüncelerin duyguya dönüştüğü yer ve en çok negatif enerjiyi aldığımız yer. Biz böyle bazen ellerimizi böyle kapatır, birini dinlerken Evet. orada tutarız göbek deliğimizin Orada üstünde. Çünkü neden? yap tutmak lazım Evet, zaten. Ben de çok iyi evet, evet. hissettim. Yani ciddi Evet. anlamda orada bir taş basması, orada bir öküz oturması göğsümüzün ortasında hissediyorsak sen bir kanca alıyorsun, dikkat et. Dışarıdan gelen bir psişik saldırı, bir psişik kanca oradan girer. Bizim enerji alanımızı oradan bir kapatmamız gerekir. Anlatacak o kadar çok şey var ki biraz da hızlı anlatıyorum çünkü arınma basamaklarını tek tek anlatmam gerekiyor. Solar plexus bizim içsel olarak huzurlu, hayattan zevk alma, sakinlik, sükunet, içsel denge ve güneşle çalışır diyoruz ya. Güneş içindeyse sen nereye gidersen git aydınlık. Güneş içinde yoksa, senin için karanlıksa sen nereye gidersen git Maldivlere git, ruhunun karanlığıyla gidersin. Orayı fark edemezsin. Orayı hissedemezsin. Oradaki andan zevk alamazsın. Zaten anda olmak, akışta olmak ve hayattan zevk almak solar plexus açık olursa olur. Gelelim kalp çakrası. Tümüs bezi ve burada koşulsuz sevgi. Her şeyi, var olan, yaratılan her şeyi koşulsuzca yargılamadan, ırgalamadan, eleştirmeden sevebilmek. Yaradılandan ötürü. Çünkü zaten tümüs bezi, kalp çakrası, kalp gözün koşulsuz sevgi olduğunda tüm yeşil doğanın yeşiliyle çalışırız ya biz orada nefes çalışmalarıyla beraber. Aslında önce kendini affetmek. Seni kıran, üzen insanları seni kırma hakkını verdiği için taşınmaktan vazgeçmek. Ben burada bir başkasını affetmekten hiçbir zaman bahsetmiyorum. Bizim yaptığımız çalışmalar hiç affetme çalışması değil. Bizim yaptığımız çalışmalar serbest bırakma çalışması. Taşımaktan vazgeçmek. Bana yaptıklarını sana yapma imkanı verdiğim için seni artık bırakıyorum. Kendimden özür diliyorum. Kendimi affediyorum. Bunu Evet. kendim için yapıyorum. Çünkü bana ben lazımım. Bana sen değil. Bana ben lazımım. Senden çok var. Çok var. Binlerce ruh var. Biri gittiğinde bırakmayı da bilmek. Gidene yol açmak, gelene yer açmak gerekiyor. Çünkü zaten evren boşluğu sevmiyor. Seni hak etmeyeni varlığınla ödüllendirme. Senden gideni bırakıp o gevşek bağlarla bağlı olanı bıraktığında hem onunla olan o döngüyü bitirmiş olursun, hesaplaşmayı bitirmiş olursun, hem de enerji alanına daha yüksek frekansta seni aşağı çekenle değil, frekansını yükseltmek için o aşağı çekeni bıraktığında senin frekansın zaten yükseliyor. Sana uygun frekansta biri zaten alanı dolduruyor. Arkadaşın da yenisi geliyor, dostun da yenisi geliyor, sevgilin de yenisi geliyor ama bırakmayı bilmek. Bizler nedense bir ilişkiye tutunuyoruz. İlla da o, illa da o. Ya olmuyorsa olmuyordur. Vardır Yaradan'ın bir bildiği. Bununla zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Seni üzüyorsa, seni kırıyorsa, sana haksızlık yapıyorsa, sana zulmediyorsa en onurlu, erdemli davranış bırakmayı bilmektir. Vazgeçmeyi bilmektir. Bazen kendi enerji alanınızı korumak için bunu yapmalıyız. Kaybedeceğim bir savaşta bile gerçekten hani derler ya erkekliğin onda dokuzu işte kaçmak. Orada bir yanlış ifade var. Kaçmak değil, o alandan uzaklaşmak aslında. Pisliğe basmamak. Orada o frekanstan uzak durmak. Kendini korumak. Kendi enerji alanını korumak. Sana iyi gelmeyen birini kendini koru. Çek uzak git, gidecekse gitsin. Serbest bırakmak. Biz bunları hem anneyle hem babayla hem eşle hem dostla hem kürtaj bebekle hem çolukla çocukla çocukları serbest bırakmak. Evladın olan çocukları serbest bırakmak o çocukların kendi yollarını bulmalarını da sağlar. Bazen çocukları biz tutuyoruz. Öyle bir vizyon yaratma. O kadar mucizevi hayatlar yaşama imkanları varken anne olarak, baba olarak o çocukları tutuyoruz. Onların geleceğini biz blok ediyoruz. Farkında olmadan bağımlı ilişkilerle. Bu çalışmalarda bu serbest bırakmak çocukların hayatlarında hem başarı, hem kariyer, hem gelecek, hem ilişki anlamında çok güzel açılımlar yapıyor. Kişi bıraktığında, bırakmayı bildiğinde. Gelelim tüm bu
Boğaz'dan beri Boğaz çakrasına geldiğimizde arınmalar bedensel tüm metabolik sistemi etkileyen bir yer olduğu için tiroid beziyle beraber kendini ifade edebilme, iletişimin yeri olduğu için konuşma, anlaşılma yeri olduğu için içine attığın her şey çıkmaya başlıyor orada. Artık sen daha sağlıklı iletişimler kurabiliyorsun. Ama aynı zamanda bedeninde nerede hastalık var, orayı burada tarayabiliyoruz. Nerede? Kolunda, bacağında, oranda, kulağında işte örnek atıyorum, kelimesini çok sevmiyorum. Örnek veriyorum. İşte vertigo var kulağında. Orta kulakta başka bir sıkıntı var. Ya da işte bacağında bir sıkıntı var. Orayı boğazdaki tüm metabolik sistemle dönüştürüp orada bir iyileşme, orada bir hareket enerjisiyle biyokinez, hatta kişinin kendi kendine telekinez yapmasını sağlayabiliyoruz. Bunu öğretiyoruz zaten yol arkadaşlarımıza. Bu arınmayla beraber bedendeki hastalıklar, sıkışmış duygular. Hastalıkların hepsi zaten sıkışmış duygular. Hiçbir açıklaması yok bazı ağrıların. Çekilen filmlerde, röntgenlerde hiçbir şey çıkmıyor ama orada bir sorun var. Ciddi bir sorun var. Orada bir sıkışmış enerji var. O sıkışmış enerji hastalık olarak, ağrı olarak. Hatta kistler, miyomlar, yani tıp hekimi değilim ama yaşadığımız vaka kayıtlarından biliyoruz. Gerçekten o düğümlerin kaybolduğu, önceden var olan düğümlerin kaybolduğu nasıl oluyor? Bilinci olan bir enerji orada öyle bir güzel açıyor ki tüm akışı sağlıyor. Bedensel döngüleri sağlıyor. Bedendeki enerji anatomisi fizyolojik anatomiyi düzeltiyor. Duruş bozukluklarını düzeltiyor. Çalışmaları alan biri artık böyle kambur değil, daha dik, daha özgüvenli. Zaten bu sisteme geldiğimizde yani içeride üçüncü göz dediğimiz algıyla tepeden taç çakranın kesiştiği yerde pineal bezi dediğimiz çam koz alana benzeyen noktada biz o aktivasyonu yapmaya başladığımızda melatonin akmaya başlıyor. Melatonin nedir? Uykular muhteşem. Uyku ilacı almadan uyuyamayan insanların kendiliğinden çalışmanın yarısında uyuyakalması. Akan melatonin. Melatonin çocuklarda büyüme hormonu ama biz yetişkinlerde cildimizi gençleştiriyor. Bedenimizi sağlıklı yapıyor. Uykuda yağ yakımını sağlıyor. Uykuda bir de beslenmene dikkat ediyorsan kilo alman gibi bir durum söz konusu değil. Sen sabah dinamik ve zinde kalkıyorsun. Çünkü çok sağlıklı akan melatonin sağlıklı bir uyku kalitesi sağladığı için senin 8-10 saat uyumana gerek yok ki. 6 saat hatta 5 saatte sabah zımba gibi kalkıyorsun. O ölü toprağı yok. Ha bu sistemler bitti. Ya aura alanımızın temizlenmesi. Biz aydınlanma öncesi sadece 7 kuşak soy ağacı temizlemiyoruz. 7 kuşakla beraber DNA'larımıza kazınmış ne varsa DNA aktivasyonu. Arkasından anne karnı çalışması. Bizim birinci periyot hep budur. Önce 7 kuşak geçmişle ilgili bağlantıları bir açmak. Sonra senin omurganda kayıt tutan tüm DNA'larını taç çakradan fırlatmak. DNA aktivasyonu. Ama bununla beraber anne karnı çalışması. Anne karnı. 9 ay sen annenin karnında ne kopyaladın? Annenin bütün duygularını kopyaladın. Annen mutsuz bir evlilik mi geçirdi? Annen şiddete mi maruz kaldı? Annenin farklı farklı kayınvalide görümce sorunları mı vardı? Anlaşmazlıkları mı vardı? Annenin bedensel hastalıkları mı vardı? Annen sevgisiz bir hamilelik mi geçirdi? Çocuk bütün duyguları kopyalıyor. Annesinin bütün duygularını kendine aitmiş gibi alıyor, kopyalıyor ve onun gözünden dünyaya bakıyor. Doğarken öyle bir annenin çocuğu olarak doğuyor. Özgüvensiz, cesaretsiz, asosyal, kendini ifade edemeyen, mutsuz. Eğer öncesinde bir kürtaj varsa ki konuşmanın başında anlatmıştım. Oradaki annenin rahmindeki yas olayının enerjisi, suçluluk duygusu çocuğa da geçiyor. Çocuk doğar doğmaz suçlu, kendini suçlu hisseden bir birey olarak hayata böyle hazırlanabilir. Bütün bunlara tek tek bakmak gerekiyor. Anne karnı çalışmasından sonra tüm çakra sistemleri psişik ameliyatla beraber. Ama bütün bu sistemler bittikten sonra bitmiyor ki iş. Aura var. Aura alanımız var. Bizim bedenimizin etrafında canlı cansız gördüğün her şeyin etrafında bir elektromanyetik alan vardır. Biz buna aura diyoruz. Aura senin ışığındır. İnsanların auralarını görebilirsin. İnsanların aura renklerini bile görebilirsin. Yaşadığı duygu durumuyla beraber hissettikleri algılarıyla o aura kendini gösterir. Renkleri de vardır. Yani tüm çakra renkleriyle beraber bulunma yol ve yöntemleri de vardır. Benim böyle bir videom var. Auranı nasıl görebilirsin?
beyaz bir duvarın önünde dur, elinde bak ya da kendine bakarak tüm enerji alanındaki titreşimi, rengini bile fark edebilirsin. Hangi renkte bir aura titreşimin var? Elektromanyetik ışıman ne renk? Şimdi aura bizim fark edilişimiz. İnsanların görünür olma. Sen karanlık, silik, üzerinde ağırlık olan bir auradaysan, ağzında kuş tut, ne kadar başarılı olursan ol, fark edilmezsin. Ya da sevilmezsin, ya da itici gelirsin. İnsanlar senin yanında sana tahammül edemez. Seni dinlerken oradan ayrılmak istersin. Böyle hissettiğin insanlar oldu mu? Yani konuşmaya başlayınca oraya ait hissetmezsin. Oradan kaçıp gitmek istersin. O enerjinin, yayılan enerjiyi ruhumuz hisseder. Ruhumuz bilgedir. Ruh birçok şeyi biliyor. Ruh her şeyi hissediyor da biz dinlemeyi bilmiyoruz. Bazılarımız zihnimizin sesiyle gidiyor. Çıkar, menfaat, sadakat gibi birçok algıyla oyunlar içerisinde ilişkiler kuruyoruz. Oysa ki ruhun sana söylediği ilk şey doğru olandır. Duymayı bilirsen. Hiçbir zaman seni yanıltmaz. Aura alanında psişik enerji olan insanlar var. Uyuşturucu kullananlar, cinsel sapkınlıkları olanlar, çok yalan söyleyenler, dedikodu yapanlar, alkol alanlar. Alkol ile ilgili bir videom vardı, bir tanesi yazmış ya, yabancılar hep alkol içiyor, işlerinde de çok başarılılar. Dedim ki örnek verdiğiniz şeye bakın, yani size belki böylesi gelmiş olabilir de yabancıların inançları farklı, durumları farklı. Yani bunu normalleştirmeyin lütfen. Alkolün bize zarar verdiği zaten belli. İlk 20 dakikadan sonra senin aura alanına bir sürü psişik enerji toplanmaya başlar. Ve senin kontrolünü ele alır. Sen farkında olmadan onların kontrolüyle yol alırsın. Kontrol senden çıkar. Ve sen hedeflediğin, amaçladığın hiçbir şeyde dikiş tutturamamaya başlarsın. İlişkilerinde, İşinde, hayatında, uykunda, beden sağlığında, aldığın kararlarda tamamen beyin nöronlarını, beyin hücrelerini zaten giderek yavaş yavaş küçülttüğü için, beyne de zarar verdiği için hiçbir zaman uygun değil. Bununla beraber yani aura alanında farklı psişik enerjilerle, hakikaten bir sürü psişik varlıkla, karanlık auralarla, ölü toprağı gibi yorgun, mutsuz, modu düşük insanlar alanımızda o kadar çok ki konuşurken hemen anlıyoruz. Çok çalışma yaptığımız için anlıyoruz ama insanlar birbirleriyle anlamıyorlar zihin sesiyle baktıkları için. Yüzlerine bakarak anlayabilirsiniz. Yüzü aydınlık mı? Yüzü parlak mı? Gözleri parlak mı? Yüzündeki ifade pozitif mi? Eğer üzerinde kanca varsa o insanın zaten gergin, öfkeli, agresif, sürekli nazar dediğimiz enerjiler, işte kazalar, belalar, aksilikler, tutarsızlıklar işlerinde yaşadığı, o zaman düşün bak üzerinde bir şey var. Hatta halk arasında giderler, kurşun döktürürler falan o enerji dağılsın diye. Çünkü kurşun hani geçirmez ya, öyle bir elementtir yani negatif enerjiye karşı böyle bir inanç vardır. Ama aslında doğrusu aura alanını temizlemek. Kendi aura alanını temizlemeyi insanlar bilirlerse, ki benim YouTube kanalımda var. Aura videosu ayrı var. Aura temizlemenin yol ve yöntemleri var. Namaz ve abdestle bile çakraları, tali çakraları Evet. açma, temizleme, secdede işte üçüncü göz çakramız, tali çakralarımız, dirseklerimiz, diz kapaklarımızı koyuyoruz, topraklıyoruz. Yıkarken bile işte kollarımızı, başımızı mesela Evet. taharet etmek bile. Bak tuvalette taharet etmiyor insanlar. Evet. Kağıt Süper. dirsek, kağıt mendil. Taharet o kadar önemli ki orayı yıkamak. Evet. Orayı suyla yıkamak, oradaki kirli enerji. Otobüste bile oturduğun insan, sen bazen çok güzel böyle küçük relsler hazırlıyorsun. Otobüste bile oturdun. Birini kalkıp birinin yerine oturduğun Rahmetli yerde onun kök çakrasındaki babaannem, jinekseller. ben daha küçücükken böyle 6-7 yaşındayken komşular gelirlerdi. Komşular şey mesela kalkardı, hemen bana oturma derdi. Daha ben küçücüktüm. Böyle yapardı, silkelerdi ve ben algılayamazdım. Algılayamazdım ya, babaannem yaşlı olduğu için yazık, kirli olduğunu düşünüyor filan derdim. Babaanne kirli değil ki orası derdim. Bak temiz derdim. Babaannem de derdi ki soğusun. Bak soğusun. Ondan sonra otur derdi. Oturtmazdı kadın. Yani bizim şeylerimiz, atalarımız bilgeydi ya. Biz onlardan hiçbir şey öğrenmedik. Evet. Biz öyle bir neslin çocuklarıyız ki bu Anadolu topraklarındaki kadınların hepsi şaman ve şifacı. Evet. Yok şaman da olur da şaman bilmem ne de, yok kaman olur.
Böyle bir şey yok. Biz ırk olarak zaten bilgeyiz. Sadece neyi Ya bilmiyoruz? bu Gobustan'da işte Azerbaycan'da gördük atalarımız kadınlar hem yemek yapmayı öğretirlerdi kız çocuklarına hem ata binmeyi, mızrak kullanmayı, savaşmayı Ya, öğretirlerdi. ya. Yani aslında Türk kadınları savaşçıdır. Yani Çok şeye bakıyor, zeki, çok Umay zeki. Ana'ya Ya, bakıyoruz. ya. Osmanlı'yı kuran Umay Ana'dır. Yani Ya. kadınların bu ülkelerin başında neler yaptığını hepimiz biliyoruz da unutuldu şimdi. Şimdi Ama unutuldu. sonra devşirme gelen işte Kösem Sultanlar, bilmem işte Hürrem Sultanlarla baya bir asimile olmuş ve bozulmuş bir ırk Onlar sonradan var ayrı gelişti. hikaye, onlar ayrı planlar, özel planlar onlar. Evet. Şimdi evet gerçekten namaz ve abdestin altında yatan çok büyük bir matematik var aslında çakra, tali çakra. Biz 7 çakradan bahsettik ama bizim bunun dışında 12 tane tali çakramız var. Kulaklar. Biz kulaklarımızın arkasına yıkıyoruz ya kulaklar. İşte omuzlar, dirsekler, bilekler, diz kapakları, ayak bilekleri gibi. Demin taharet etmekten bahsettik. İnsanlar kilotları pis geziyorlar. Çok özür diliyorum bundan. Aa. Çok özür diliyorum ama gerçekten kadın olsun erkek olsun bu çok önemli bir konu. Kök çakranı suyla temizlemek. Orayı temizlemek nedir? Para, bolluk, bereket. Evet. Kurduğun ilişkilere dikkat etmek. Nasıl insanlarla cinsel birlikleri kuruyorsun? Bak 50 tane kişiyle yatmış biriyle mi cinsel birlikleri kuruyorsun? Kaç kişiden kanca topladı? Sana ne getirdi? Ay biriyle birlikte oldum ondan sonra benim hayatım allak bullak Evet. oldu. İşte bir sürü işlerim bozuldu. Geçmiş ola. Dikkat etmen lazım. Atın ölümü arpadan olsun demekle Onun olmuyor. için yasaktı işte. Ya, ya. Bizde onun için yasaktı. Çünkü her bir cinsel ilişkide, cinsel birliktelikte onun en az yani 7 yıldan önce temizlenmiyor sevgili hocam. Yani rahim başka enerjiden 7 yıl içinde temizleniyor. 7 yıl geçmesi lazım. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum sevgili kadınlara. Kadınların rahmi temizleyicidir. Erkeğin enerjisini temizler. Ondan sonra vah ki o kadına. Ben bu adamı aldım, iş sahibi yaptım, yücelttim, yükselttim. Beni bıraktı gitti. Çünkü sen ona temizledin, arındırdın, onu yükselttin. Sonrasında seni enkaza çevirdi ve bıraktı ve gitti. İşte bak, zaten taşıdıkları seni kirletti. O yüzden sevgili kadınlar ve sevgili Enerjiden erkekler. bahsediyoruz bu arada Evet, canlarım. evet, evet. Yani enerjisel anlamda o kişinin tüm karmik döngüleri, ilişki problemleri, depresif duyguları, maddi kıtlıkları, yoklukları öyle yani işte alınan zevkle değil, arkasından ödeyeceğin ağır bedellerin hesabını düşün. Dinden bahsetmiyorum, enerjisel aktarımdan bahsediyorum. Dinde Birçok o ilişkini yüzden bozar. yasaktı. Ya, Aynen. ya. Aynen. Aura alanını temizlemezsen sen görünmezsin, fark edilmezsin. Hiçbir ilişkinde, başarında, kariyerinde, kendini yorgun, modu düşük, motivasyonsuz, birçok anlamda halk arasında yıldızı, şansı dediğimiz şey. Şansın açılmaz. Bu da böyle bir şey sağlar. Ha bunlar bitti. Bizim çalışmamızın sonunda bir de hipnoz yapıyoruz. Zihni tamamen boşaltıp sendeki tüm yabani otlar hepsi bitecek. Bütün bu arınmalar bittikten sonra ben harikayım, ben süperim. Ama seni böyle bırakamayız. Orada senin bir kanallık yetkisini biz hediye ediyoruz kamplarımızda özellikle. Bu kanallık yetkisi senin bir daha eski duruma dönmeni engeller. Öğretiyoruz. Hani bir Japon atasözü der ki bana balık verme, bana balık tutmayı öğret. Sen bir kanal olduğunda senin bir daha bana gelmene gerek yok. Kimseye gitmene gerek yok. Gelme de, gitme de. Kendi kendini iyileştir. Sen bir ışık olduğunda binlerce karanlığı nötrleyebilirsin. Bir ışık, bir ışık, bir ışık, dünya aydınlık. Bütün amaç bu. Daha fazla önce temizlik, yedi kuşak soy ağacı, sonra psişik ameliyat, arınmalar, temizlemeler, çakralar, meridyenler, tüm zihin, hipnoz ve uyumlanma. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Artık bakış açısı da değişir, bilinç boyutu değişir. Artık ilk kez kendinle buluşur gibi, ilk kez sen olmuş gibi tüm dünyasal ailenin kendi bir kardeş parçası, can parçası olduğunun farkına varır ve bu ruhsal yolculukta buraya ait olmadığını, buradan gelip ve geçtiğini, geldiğin nereye gidiyorum? Sen doğuma gelmeden önce neredeydin? Boyutlar arası yolculuktaydın. Buradan geçerken de burada bu bedende belli bir süre kalıyorsun.
Beden sana ait değil, buraya ait bırakacaksın. Sahip olduğun diplomalar, peşinden koştuğun işte telefon modelleri, arabalar, markalar, bankadaki paraların, evlerin acısını çektiğin ne varsa, peşinden koştuğun ne varsa, kendini mutlu etmek için aldıklarının hepsi buraya ait. Giderken iyi bir insan olmak, bonusların seninle geliyor. Cehennemini de cennetini de kendin yaratıyorsun. Yani dünyadaki seçimlerini, eğer kötü bir yaşam yaşadıysan, başkalarını kırdıysan, kul hakkına girdiysen, karmalar yarattıysan, ruhunu bıraktıktan sonra kendi cehenneminde acılar çekersin. Tekrar gönderilme şansın var mı? Yaradan bilir. Biz bilmiyoruz. Burası kapalı. O yüzden şimdi hala hayattaysan, hala hayattaysan, hala vakit varken, bazı şeyleri düzeltme imkanı varken, geçmişle gelecek arasındaki tek bağlantı senken ve sen bugün hayattayken birçok şeyi düzeltebilirsin. Uyanış ve aydınlanmaya geçebilirsin. Çünkü her şey fani. Tek gerçek sensin. Son 4 dakikamız. Vallahi bu var ya son şey oldu ha. Her şey fani, tek gerçek sensin. Tabii şimdi şeyler var. Bu eğitimlere gelemeyen, yani Evet. hakikaten bunları, bu fırsatları henüz yakalayamayan. Ben çok inanıyorum. Yani bütün canlılarımız bu fırsatları yakalayabilir ekonomik olarak, zaman Ya olarak. fırsatlar sunuyoruz Evet. sevgili Mukaddes. Ben Mardin kampını ücretsiz yaptım, herkes gelsin diye. YouTube kanalımda o kadar çok ücretsiz çalışma var ki birçoğu bana şunu diyor. Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizin videolarınıza çok yol kat ettim. Hakkınızı helal edin. Helal de İzlesin olsun. canlar, hakikaten izleyin, ücretsiz kamplara gidin, ücretli kamplara gidin, videoları izleyin. Demin zaten tek tek geçti YouTube kanalındaki şeyleri. Yani çok önemli bunlar, fırsat. Burada bugün 1 saat eğitim gibi zaten. Sakral şeylerin, kök çakradan, sakralden, solar plexus'tan hepsini, kalp çakrasından tek tek anlattın. Ne ifade ettiğini, neden temizlenmesi gerektiğini anlattın. Bütün bunlar teorik bilgiler bile olsa, şurada öğrendiklerimiz, bir yolunu bulup temizlemenin yollarını Çakraları bulmak lazım YouTube temizleme videosu var. kanalında. Ücretsiz. YouTube kanalımda DNA aktivasyonu var. Bir tek yedi kuşak yok. Onu çok istiyorlar. Onu doğada yapmak gerekiyor. Birebir yan yana olmak gerekiyor. Çünkü sinerji alanı İşte yedi oluşuyor. kuşağa gelmeleri gerekir. Onun Evet. dışındakileri Onun dışındakinin alsınlar. hepsini yapabilirler. Birçok imkan sunuyoruz. İnşallah daha fazla ruhlara. Bakıyorum da yani yurt dışında 8 bin, 10 bin kişiyi aynı anda toplayan insanlar var. Biz 150, 200, 250 kişiyle bu çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Amacım, hedefim binlerce insanla beraber. Belki seninle de kardeş kardeş böyle yan yana İnşallah, olarak inşallah. yapabiliriz. Niyet Evet, niyet koyduk. İnşallah. inşallah. Hakikaten inşallah yapalım birlikte, güzel canım. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Senin yine yayının var mı şimdi? Ben Gelsinler, böyle canlı yayınlarda bir işte saçımı falan tarıyorum. Normalde böyle bir halim yok benim seanslarda. Hazır başlamışken benim kendi öğrencilerim sorular soruyorlar. Senden sonra onu açıp birkaç öğrencimi alıp ne soruyorlar, ne istiyorlar ben onları dinlemek istiyorum. öyle yapıyorsun. O Evet. yüzden şey Evet. yaptım şimdi. O zaman sevgili canlar, şimdi yayınımızı ben kaydediyorum buraya. Sevgili hocamın sayfasında da çıkacak. Takip etmeyi unutmayın lütfen. YouTube kanalında takip edin. Mukaddes Pekin Başdil de YouTube kanalında takip etmenizi rica ediyorum. Kırılıyorum, küserim. Yani hepsini sitem ediyorum. Lütfen YouTube kanalında takip edin. İzleyin orada. Bu arada not düşeceğim kendimle ilgili. Cumartesi pazar da ilk defa yayın yapıyoruz. Normalde yayınımız yok. Aa, Fakat öyle mi? Çok güzel. Çok sevindim önümüzdeki senin. hafta yurt dışındayım. Yok yok, yayın yok. Önümüzdeki hafta yurt dışında olacağım için yarın ve pazar günü de yayın var. Pazartesi, salı var. Yanılmıyorsam çarşamba gideceğim, emin değilim. Ama şöyle bir Ekim'in ilk haftası yok olacağım. O yüzden yarınki yayına bekliyorum sizi. Halil Ata Bıçakçı Hoca ile birlikteyiz. Evet, Binnur Duman takip ediyorsunuz. Hemen videoyu kaydediyorum. Ben şimdi Binnur Duman canlı yayın açıyor. Onun sayfasına geçip canlı yayını Hadi bak izliyorsunuz. Görüşmek bakalım. üzere sevgili canlarım. Görüşmek üzere Binnur Hocam. Kendine iyi bak Sen de güzel çok canım. iyi bak Can yavrucum benim. dostum, Hoşça kal. görüşmek İyi üzere. yolculuklar Görüşmek. şimdiden sana. Çok Bay bay. teşekkür ederim. Görüşürüz.